2013-2015 sürdürülebilir ekonomiye geçiş programı Ankara'da imzalandı. Ekonomik programla ilgili olarak Türkiye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la yapılan görüşmeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Maliye Bakanı Ersin Tatar, Ekonomi Bakanı Sunat Hatun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerif Evinverdi katıldı. Tamam arkadaşlar. Türkiye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yaptığı konuşmada programın temel amacını anlattı. Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin artırılması için sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının tesis edilmesidir. Bu amaçlar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti önümüzdeki 3 yılda bir önceki program döneminde 2 milyar 584 milyon TL olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taahhüt ettiği mali yardım miktarını 3 milyar Türk lirasına çıkarmaktadır. Atalay, kamu borç yönetiminin sağlıklı yapıya kavuşturulması amacıyla kaynak aktarımı yapılacağını da söyledi. Borç yönetiminin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacıyla şartları yapılacak çalışmalarla belirlenmek üzere 300 milyon TL ilave kaynak sağlanması da taahhüt edilmektedir. Değerli basın mensupları, 2010-2012 dönemini kapsayan, biraz önce sözünü ettiğim ilk 3 yıllık program, kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması programı başarılı bir şekilde uygulanmış, program kapsamında mali disiplinin sağlanmasında önemli aşamalar kaydedilmiş, başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkede etkisini sürdürmekte olan küresel ekonomik krizin uygulanan programla Kuzey Kıbrıs'a etki derecesi düşürülmüş ve reel ekonomi güçlenmeye başlanmıştır. Başbakan İrsen Küçük de yeni programın Kuzey Kıbrıs'a getireceği faydalardan bahsetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha güvenir bir şekilde çalışmalarını sürdürmesini temel almakta ve özellikle bu yeni protokolde bilhassa reel sektör yatırımlarıyla yatırımların öne çıkarılması ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yeni yatırım alanlarının belirlenip geliştirilmesi, mevcutların geliştirilmesi böylelikle önem verdiğimiz noktalardır. Bu protokolle tabii ki bahsettiğim gibi sektörler arasındaki ilişkilerin iyi kurulması, özellikle özel sektörle kamu sektörü arasındaki ilişkilerin bir rekabet aşamasında değil, birbirini tamamlayıcı ve destekleyici yöntemlerle çalışmaların sürdürülmesi. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.